ilk etapta. Şu anda sadece uzunluğu ayarlasanız bile olur. Hani metrekareye geçtiğimizde düzeltiriz falan. Ama başlangıçta bunları yapmak her zaman çizime başlamadan önce avantaj idi. Bu ilk, değil mi? Hemen ne yaptım? Bunu da yapmıştık galiba geçen ders ama hani bir hızlı bir tekrar olsun. UN dedim. UN de belli başlı ayarlar. UN enter yok burada. UN enter yok. AutoGet gibi değil. Sadece UN. Komuttan sonra enter yok. Belli başlı ayarlar vardı burada. 1. Length. Tıkla santimetre. İnç demi işte işim yok. Radius. Santimetrenin virgülden sonraki basamağı 0. Unit sembol none. Yani santimetre 0, none dedim. Distance'ı ve length'i santimetre 0 ve none dedim. Hemen OK'ye bastım. Burada bana anlayacağım cinsten, inç minç değil. Hakikaten burası 0 kodu, burası da 305 kodu şeklinde bir sistem verdi. UN'de. Length ve distance. Distance, santimetre, rounding 0. Unit sembol none. Length de aynı. Ondan sonra araya nedir? Metrekare. Feet'le meet'le bizim bir işimiz yok. Metrekare. Virgülden sonra basamak. Evet. İki basamak. 143,75 metrekare yazarız ya. Sembol olarak metrekareye göstereyim mi? Evet. Okey. Yani distance'da öyle bir şey yok. Sembol olarak santimetre yanına yazmasın. Ama araya da yazsın. Metreküpte ve metrekarede yazsın. Buradaki her ayarlamak zorunda değiliz tabii. Metreküpte şurada volüm. Ben de böyle geliyor, inç geliyor. Belki sizde farklı geldi. Ama kontrol edin. O versiyona göre değişir. Öğrenci versiyonu, eski versiyon vesaire. Burada time'la bir işim yok. Speed'le bir işim yok. Slope'la işim var. Yüzde. Percentage. Bunu yapmıştık. %33 dediğim zaman sembol olarak yüzde de yazmak isterim buraya, değil mi? Virgülden sonra basamak istemiyorum. Bir de açı vardı. Açı zaten doğru. Sadece virgülden sonrasını sıfır. Bu angle. Yani angle derece, area metrekare, hacim metreküp, slope yüzde ve uzunluklar santimetre. Bu artık cos ter arayalar vesaireler. Onlara bakarız yani. Onlar detay işler. İlk etapta. Şu anda sadece uzunluğu ayarlasanız bile olur. Hani metrekareye geçtiğimizde düzeltiriz falan. Ama başlangıçta bunları yapmak her zaman çizime başlamadan önce avantaj idi.